Aa, başkanım hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz Ömer, gel. Merhaba başkanım, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Burada, burada. Neyse, yani Ömer sen de geçer. Bahçe 1-0 galibiydi galiba. Evet, 1-0 önde. Biz ilçe başkanımızdayız. Biz Galatasaray, ben Galatasaray'lıyım. Ömer Fenerbahçe'li. Ben de Galatasaray'lıyım. Nasılsınız? İyi, fena değil. Yoruldunuz mu? Bayağı geçeceğim konu da diyecek yok ya. Benim için yorulmak yasak. Dünden beri takip ediyoruz vallahi. Maşallahınız var başkanım. Dersler nasıl? Sayımız bir dakika, nerede okuyorsun? Ben Gebze Teknik'te okuyorum. Güzel. Boğaziçi'ndeyim ben. Hangi bölüm? Yönetim Bilişim Sistemi. Yönetim Bilişim Sistemi. Ben Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyorum. Tam bursluyum. Kaç kişi senin sınıfta? Sınıfta biz 100-120 kişi falan. Öyle mi? Sizde? Bizde 60-70 kişi falan. Bizde de 80-100 arası falan. Ne olacak bu Boğaziçi Üniversitesi'nin abi? Başkanım yani umarım iktidara geldiğinizde çözeceğiz. Da evet. Hocalara söz verdim. Eski haline getireceğiz. İnşallah başkanım. Eski haline. Ya doğru dürüst bir üniversite var. Ona bile tahammül edemiyorlar ya. Olacak şey değil. Yani. Akıl alacak şey değil. Evet maalesef yani. Günlük hayatınız nasıl geçiyor ya? Bir anlatın. Sınavlarımız var. Benim öğrenciliğim, ben de bekar yaşadım bir süre öğrenciliğimde. Bizim hayatımız daha farklıydı da sizi dinleyelim. Ya ev hayatında kedilerimiz var iki tane. Orada hemen ilgiyi çekti zaten Duman. Bir Duman oğlumuz var, bir de Cookie diye kızımız var. O hemen balkona kaçtı, o biraz da utangaç. Evet, o utangaç. Uyanıyoruz birlikte kahvaltı. Bizim genel merkezinde Şero'su var. Evet onu biliyoruz, takip ediyoruz. Baba Şero kral gibi gezer böyle, şey değil yani. Hiç böyle gerçekten o kadar onurlu yürüyor ki. Hani böyle kimseye şey vermiyor, taviz vermiyor yani, çok iyi. Avukatlık niyetin, sınavı... Hakim savcı niyetin var mı? Başkanım olsa da biliyorsunuz şu anki devirde zor. Evet. Torpil mevzuları falan filan. Neyse, kaçın sınıftaydın? Ben üçüncü sınıfım. İnşallah bizim dönemimize gelecek hani torpilden uzak. Evet, ama genel olarak da düşüncem yok. Ben avukatlık istiyorum, avukat olmak istiyorum. Evet. Denizli'de yapmak istiyorsun. Denizli'de yapmak istiyorum, güzel. Ailemin yanında. Güzel. Kendi memleketimiz zaten. Tabii. O şekilde. O hukuk alanında ilerlemek istiyorum. Hukuk güzel bir şey. Evet. Sen burada mı kalacaksın şeyde mi, mezun olduktan sonra? Denizli mi? Burada kalırım diye düşünüyorum ben. Burada, evet. Çünkü yani benim özellikle okuduğum bölüm için Denizli'de iş imkanları daha kısıtlı oluyor. Daha kısıtlı. Evet. Burada daha iyi. Evet. Tabii, ya belirli bir yaştan sonra hani bir inovatif bir şeyle kendi bir şey mi, kendi bir şey yaratmak istiyorum kendim. Şimdi ODTÜ'den mezun birisi vardı. Amerika'ya Silikon Vadisi'ne yerleşti bu. Bir ekibi de var orada. İşte geliyor arada bir Türkiye'ye geliyor. Bir buluş buluyorlar, onu biraz geliştiriyorlar, onu satıyorlar. Ondan sonra yeni bir buluş peşinde koşuyorlar. Dedim ki ya niye Türkiye'de de yapmıyorsunuz böyle bir şey? Yani bir Silikon Vadisi'ne benzer bir şey yani. Bunu inşa ederseniz yardımcı oluruz yani. Türkiye'de de yetişen beyinler var, insanlar var. Dolayısıyla onlar mükemmel şeyler öğretebilirler diye. Şimdi İzmir'de onu kurmaya başladılar. İzmir'de. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız geniş bir alan onlara tahsis ediyor. İlk şirketlerini kurdular orada. Böyle genç kadro yani aldı o kişi. Bir Amerika'da firması olacak, bir de İzmir'de. Şimdi İzmir'deki firmayı, o bölgeyi hani böyle Silikon Vadisi gibi bir şey yapmak istiyorlar. Umarım öyle bir fırsat olur, orada çalışırsın. Umarım. Yani şimdi şu an mesela şimdiki gençler, okulu bitirenler, evet. Hani yurt dışına gitmek istiyor. Çok fazla giden de var. Hani var, giden ülkenin de var. Daha iyi bir ortamda ben hani herkesin kalmak isteyeceğine inanıyorum. Hani kesinlikle. Onlar tabii kesinlikle. Daha da artar yani. Tabii, tabii. İyi bir genç potansiyelimiz var aslında, çalışkan, dinamik, enerjik ama şimdi eğer sanayi katma değeri yüksek ürün üretemezse sizin çalışacağınız alan da olmamış oluyor yani. O alanın büyümesi için yani katma değeri yüksek ürün üreten, yeni buluşlar, yeni icatlar yapabilen ekiplere ihtiyaç var yani. Evet. Onlar da sizsiniz yani. Öğrenciye rahatlık yok, kusura bakmayın, böyle ikram edeceğim. Varsa da ben bulamadım. Yok başkanım.
kahvaltılık malzemeler. Bizde biraz şey oluyor, meyve sebze alıyoruz. Hani artık meyve sebze yiyelim diye. İşte yiyemiyoruz, bir şeyleri beceremiyoruz, yapamıyoruz. Sonra o kendinden çürüyor, artık almamaya karar verdik. İşte üst tarafı açsanız orada dondurulmuş şeyler vardı yani. Zaten dondurulmuş gıda hem hesaplı oluyor artık yani, başka türlü de. Bir patlıcan kızartamıyorsunuz yani. Doğru. Çok ciddi paralar vermedikten sonra. Doğru hakikaten değil mi? Ayçiçeği giyiyorsun alacaksınız, dünya para ayçiçeği. Değil mi efendim? Hakikaten evet. Bir patlıcan kızartacak olsanız ciddi bir ayçiçeği almanız lazım. 2-3 kilo. Patlıcan zaten dünya para. Evet, doğru evet, hakikaten. Evet, başkanım. Sayın Genel Başkanım, ben 30 yıl önce bu arkadaşlarımız gibi bir üniversite öğrenciliği yapıyordum ve o yıllarda da kısıtlı imkanlarla yapıyorduk ama şimdi arkadaşlarımızı görünce ben daha kısıtlı imkanlarda olmamıza rağmen öğrencilik İstanbul'da daha rahatmış. Ben şimdi onu hissediyorum. Yani 30 yıl öncesi ve sonrası arasında ciddi sıkıntı var. Benim en çok şaşırdığım, işte Ankara'da sınavı kazandım ve sınav uzmanı olarak Ankara'ya, şey İstanbul'a tamam geldi. İstanbul'a geldim, ya bütün öğrenciler kahvelerde çalışıyor. Biz de Ankara'da Milli Kütüphane'ye giderdik çalışmak için. O kadar taban tabana diyor ki kahvede çalışan öğrenci göremezdik ama İstanbul'a geldik. İstanbul'da bütün öğrenciler kahvelerde dağılmışlar, masalarda falan gayet güzel ders çalışıyorlardı yani. Farklı bir atmosfer var burada. Evet, evet. Burası biraz zaten üstü açık bir kampüs gibi. Evet. İstanbul yani imkanları değerlendirebildiğimiz müddetçe. İstanbul Belediyesi İmamoğlu'nun bursuna başvurmuştum ve çıkmıştım. Ay ne güzel. Şaşırmışlar. Güzel. Biz şaşırdık hatta çıktığı zaman yani. Dedik çıkıyormuş demek ki böyle şeyler. Araya torpil falan da koymadan çıktı herhalde. Öyle işte. Çok sayıda öğrenciye burs veriyor Ekrem Bey. Bizim dönemlerimizde evde kalmak öğrenciler için lükstü Sayın Genel Başkanım. Yani yurt iyi kötü oluyordu bir şekilde, devlet yurtlarına sığıyormuşuz. Demek ki bu dönemdeki üniversite öğrencileri de evde çıkmak zorunda kalıyorlar. Başka şansları yok. Ev kiraları korkunç. Öğrencilerin zaten ekonomik sıkıntılar oluyor. Evet. Yani bizim dönemimizde lüks olan şey şu anda zorunluluk olarak öğrenci kardeşlerimizin yaşadığı bir dram haline dönüşüyor. Buranın kirasını söylediler arkadaşlar. İnanmazılır. Evet. 3600. 3600 lira başkanım ki biz hani seneye ne olur bilmiyoruz yani. Birazcık daha hep beraber dişimizi sıktığımızda genel başkanımızın söylediği gibi sizlerin hayalleri genel başkanımızın hedefleri olarak böyle hep birlikte. Böyle olacak. Öyle değil mi efendim? İnşallah. İnşallah. Zaten Türkiye'nin kaderini siz belirleyeceksiniz. 6 milyon 300 bin genç ilk kez oy kullanacak. Evet. Dolayısıyla güzel bir Türkiye'yi sizler inşa edeceksiniz. İnşallah. Hep birlikte sizin önderliğinizde. Biz biraz koşturacağız. Ama siz sadece sandığa gidin, bize yeter. Sandığa gidip oy kullan. Çünkü gençler şöyle, seçim sırasında anne babaları başka yerde, kayıtları başka yerde, nüfus kayıtlarını buraya almaları lazım, oy kullanmaları için. O kampanyanın da açılması lazım. Gençlerin, tabii, üniversitede okuyan gençlerin özellikle aileden gelip başka bir yerde, ilde okuyorsa, kayıtlarını almaları lazım ki sandığa gidip oy kullanabilsinler. Biz kaydımızı aldırdık başkanım. Aldırmadan önce de Denizli'de sandık görevi de yapıyorduk yani. Burada da Canan Başkanım eğer şey olursa yine sandıkta görev alırız. Teşekkürler. Fotoğrafları göndermeyeceğiz tabii ki size. Size Ömer senin telefonunu atıyor. Başkanım şimdi Erman diyecek ya bunlar hiçbir şey yemediler. Sucuk yok maalesef. Ya, efendim sucuk olsaydı sucukları da yok. Öyle mi? Geçen gün birisi gitmiş diyor ya bu öğrenciler ne söyleniyor sucuk bile var. Öyle. Sucuklu menemen yaptı. Sucuk. Evet. Selam söyleyin. Aleyküm çok memnun oldum. Çok selamları var size. İki gündür heyecanla bekliyordum. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Çok mutlu ettiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşürüz. Hadi gençler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.